Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği tarafından hazırlanan etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bize hep kadınlar hakları için hiç mücadele etmedi, bu haklar onlara hediye edildi diye öğretildi. Bu akşam Şenlur Hocam kadınların meşhuriyetten başlayıp cumhuriyete kadar hatta günümüze kadar hakları için verdiği mücadeleyi Nezihe muhittin üzerinden bize anlatacak ee, program ben e, Şenlur hoca'ya sözü vermeden önce e, şube başkanımız leyla kiyaza sözü vermek istiyorum öncelikle e, mikrofonu siz açabilecek misiniz başkanım açık açık olması lazım gelecek buyurun söz sizde öyleydi Merhabalar, çok zaten sen hoş geldin dedin ama ben de bir daha tüm katılımcılara Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği'nin Yalova Şubesi'nin Zoom etkinliğine hoş geldiniz diyorum. Ee, bu akşam için büyük titizlikle hazırlanan Şenler öğretmenime ve aynı özenle hazırlandığını düşündüğüm moderatörlüğünü üstlendin sevgili Gülden Dönmez Başkanım'a keyifli bir anlatım olmasını diliyor ve sözü yine size bırakıyorum. Çok fazla uzatmayalım, keyifli bir sohbet olması dileğiyle diyorum. Hoş geldiniz tekrar. Çok teşekkür ederim başkanım. Ee, Şenur öğretmenimi hepimiz tanıyoruz aslında ama programa başlamadan önce ben kısaca e, aramızda yeni arkadaşlarımız var belki tanımayanlar vardır. Ee, Şenur öğretmenimizden kısaca bahsetmek istiyorum. Ee, üniversiteye kadar Yalova'da öğrenim gördü. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde aldı. 1987'de başladığı öğretmenliğe bir öğretim kurumunun kurucusu olarak devam etmektedir. 2015 yılında Mimar Mimar Sinan Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Yeni Türk Edebiyatı alanında başladığı yüksek lisansını 2018'de tamamladı. Hala eğitimine Yeditepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde Yeni Türk Edebiyatı'nda doktora öğrencisi olarak devam etmektedir. Ee, Öğretmen olarak Şenler hocamızı e, çok yakından tanıyoruz. Ama bu akşam aramızda Şenler hocamızın da hocası olduğu için e, belki Şenler hocamızla ilgili e, birkaç söz söylemek ister diye Melda hocam uygunsa Melda hocama da söz vermek isterim. Melda Bunlar... hocam uygun muydunuz? Uygunum tabii Merakla bekliyorum, hevesle, <laughs> coşkuyla. Çok teşekkür ederim nezaketinize. Rica ederim hocam. Bizim çok değerli doktor öğrencimiz, aynı zamanda Şenur hocamız tabii, yılların Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni. Hem öğrencilerimize çok güzel bir örnek, mesleğini bu kadar coşkuyla, tutkuyla icra eden bir öğretmen olarak, hem de fevkalade dikkatli, titiz, mükemmeliyetçi ama çok güler yüzdü hani bu mükemmeliyetçiliğin asık yüzlü hale getirmediği son derece canlı neşeli doktor öğrencimiz. Onu dinlemek için biz Yeditepe Üniversitesi lisans, yüksek lisans ve doktor öğrencileri olarak hazır bekliyoruz. Sunumları her zaman birbirinden güzel, canlı, renkli. Öyle olacağına hiç şüphe yok. Ee, ekran başındayız. Çok teşekkür ederim nezaketinize tekrar. Rica ederiz. Biz çok teşekkür ederiz. Ee, tekrar bize zaman ayıran herkese, tüm misafirlerimize e, hoş geldiniz deyip sözü Şenlur öğretmenime bırakmak istiyorum. Şenlur öğretmenim buyurun söz sizde. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Ee, beraber olmaktan çok e, mutluyum. Ben bu konuyu e, doktora dersleri kapsamında tarih bölümünde e, Öğretmenimizin bana uygun gördüğü bir konu olarak araştırdım, çalıştım ee, ve daha önce doktora dersinde sundum. Fakat e, bu e, akşam için tamamen yepyeni bir çalışma hazırladım. Çünkü e, farklı bir kitleye ve farklı bir açıdan bakacağım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Nezihe Muhittin ismi belki ilk duyduğumuzda Aa, evet şu zaman yaşamış ben biliyorum duydum ya da şurada duymuştum ismini dediğimiz bir kişi değil Nezihe Muhittin. Ee, ve araştırdığınızda belki bu program şey yaptığımız çalışma sonucunda e, bir takım sorular oluşacak kafanızda beğeniler oluşacak şaşkınlıklar olacak merak ettiğiniz e, bir takım konular olacak araştırırken çok Nezihe Muhittin'e rastlayacaksınız e, çok yönlü olan e, kişilerin hayatlarının sanıyorum e, bir çıkmazı bu herkesin e, beğendiği bir Nezihe Muhittin bir de herkesin eleştirisine açık bir Nezihe Muhittin var neden çünkü çok şey yapmış, yaptığı çalışmalar e, kendi döneminde de bugün de takdir edilecek birçok yönü olduğu gibi e, aynı pencereden bakmayan kişiler tarafından da tabii ki eleştiri e, oklarına her zaman açık. Ama kesin olan tek bir şey var, kimsenin inkar edemeyeceği kadın hakları konusunda şok, titiz, cesur, ilerici görüşlerle. Bütün hayatını buna adayarak çalışmış bir kadın oldu. Bu onu takdir eden, etmeyen, onunla aynı düşünen, düşünmeyen herkesin e, ortak kanısı olarak e, tüm alanlarda karşıma çıktı. Şimdi sizinle e, Neziye Muhittin için hazırladığım küçük bir e, slide da var. O slide'ın üzerinden ilerlerken anlatmak istiyorum. Çünkü e, dönemin bize uzak olması, istiklal döneminden meşrutiyete, meşrutiyetten cumhuriyete uzanan bir yaşamın e, kahramanı Nezihe Muhittin bize farklı şeyler düşündürecek şey e, bir takım anlatıların yanında görsellerle de hem o devre daha iyi anlamamızı sağlayacağını düşündüğüm bir çalışma Yaptım onu da birlikte şeyle paylaşmak istiyorum ama paylaşabildim mi diye şimdi size soracağım. Paylaşabildiniz. Evet. Peki. O, Hocam evet. Iı, şey yaparsanız evet, ıı, slide yani. gösterisini açarsanız. Şimdi açacağım. Evet. Harikasınız. Evet. Diyorsun. Teşekkür ediyorum. Sonra ve şöyle. Şimdi e, ilk olarak ilk olarak şöyle tanıtıyor birçok yerde Nezihe Muttini kaynaklar. Yaşamı boyunca kendi mefkürem dediği kadınlık mefküresi yani kadınların kurtuluşu için mücadele eden güçlü ve cesur bir kadın olarak tanıtılıyor. 1889'dan 1958 yılına kadar süren yaşamı boyunca e, bu çabanın içinde çocukluğundan itibaren gelişen o aile ortamının içinde başlamış bu duygularla 58'e kadar hayatını sonuna kadar bu çalışmaları yaptığını göreceğiz. Kim peki o? Erken dönem ve ikinci meşrutiyet dönemi Osmanlı Müslüman kadın hareketini erken cumhuriyet dönemine taşıyan bir aktivist aslında. Aslında şunu da bu arada tabii e, bu konuyla ilgili daha önceden e, belki bir şeyler okumamış e, arkadaşlarımız varsa aramızda. 1908 ile 1918 arası erken dönem ve e, ikinci meşrutiyet dönemi Osmanlı Müslüman Kadın Hareketi olarak değerlendiriliyor. 1930'lara kadar olan dönemde Cumhuriyet'te erken Cumhuriyet dönemi diye adlandırılıyor. Peki neyi hedefledi kendi mefkûrem dediği bu e, şeyle düşünceyle kadınların insan olduklarının kabul edilmesini. Bugün şimdi biz buna baktığımız zaman e, tabii bu bize çok uçta e, geride kalmış bir şey gibi bizim şartlarımızdaki insanlar olarak görünse de onun e, içinde doğduğu e, toplumsal düzeni düşündüğümüzde e, kadınların insan olduklarının kabul edilmesinden onun neyi kastettiğini alttaki maddeler zaten size gösterecek. O istiyor ki sivil hayatın içinde kadınlar yer alsınlar. Toplumda bir birey olarak kamusal alanda ne yapsınlar? Kabul görsünler. Sonra eğitimde erkeklerle eşit olsunlar. Mesleklerde erkeklerle eşit olsunlar. Erkeklerle her konuda burada şu çok önemli siyasi haklar dahil neden biliyor musunuz? çünkü kadınların da siyasi haklara sahip olması gerektiği bunun kadınların e, e, doğal hakkı olduğunu ilk defa dile getiren kadın Nezihe Mülitti diğer konularda belki daha önceden de çeşitli düşünceler görüşler öne sürülmüştü fakat siyasi haklar yani ne olacak? bir kadın e, seçme ve seçilme hakkına sahip olacak. Dolayısıyla bütün hayatı Cumhuriyet döneminde e, bu konuda verdiği tüm mücadelenin sonuna kadar en cesur şekilde e, bunu savunmakla geçiyor. Kısaca mevcut şartların tamamen değişmesini istiyor. Çünkü 1889'da doğduğunu düşünecek olursak, 20 yaşından itibaren de bu ilk ülkünün peşinden koşan bir kadın olduğunu düşünecek olursak, bu onun içinde bulunduğu şartların tümünün değişmesi için çaba gösteren bir kadın olduğunu bize gösterir. Peki bu durumda e, bunların peşinde koşan Nezihe Muhittin ne olarak adlandırılıyor diye eğer e, nasıl tanınıyor diye sorarsanız o 1913 yılında e, katılacağı bir e, konuşma için tanıtılırken ünlü kadın yazar diye tanıtılıyor. 24 yaşındadır daha. Peki nerede yazmaktadır? Ne yazmıştır? 1913'te Halide Edip'ten özenerek e, bir roman yazmıştır. Bunu kendi ifadesi olarak söylüyorum. Daha sonra da dönemin gazetelerinde ve dergilerinde e, Nezihe Muhittin Psikoloji ve sosyoloji üzerine yazılar yazmaktadır. Gençlerin, öğrencilerin psikolojisi, kadınların öğrencisi ve e, psikolojisi ve sosyoloji, e, toplum sosyolojisi üzerine. Peki nasıl yapıyor bunu? Çünkü e, o iyi bir eğitim alıyor. Biraz sonra onlara da değineceğiz bu sebeplerine. İyi bir eğitim aldığı için Osmanlı kadın hakları savunucusu olarak göreceğiz onu. Düşünür olarak, eylemci olarak. Çünkü kendisine dayatılan hiçbir şeye e, aklına yatmadıysa peki dememiş bir kadın olarak hep karşımıza çıkıyor e, çabası boyunca. Kadınlık tarihimizde iz bırakmış önemli bir şahsiyet. Kültür düzeyi analiz kabiliyetiyle öne çıkan bir siyasal stratejist. Ne demek siyasal stratejist? Ee, bir parti kuracak kadar siyasi yönünün güçlü olduğunu göreceğiz biz onun. Türkiye'de ilk siyasal partiyi kuran ilk kadın lider. İlk siyasal parti derken? Cumhuriyet Halk Partisi'nden Cumhuriyet Halk Fırkasından da önce bir parti girişimi de bulunduğunu göreceğiz onun ilerleyen e, zamanda. Feminist kendisini zaten böyle tanımlıyor. İyi bir hatip çünkü e, şeyde Meşrutiyet döneminde birçok e, konuda çeşitli e, şeyler tarafından dernekler tarafından e, konuşmalara davet ediliyor. Dolayısıyla karizmatik bir kişilik olarak döneminde, hatta cumhuriyet döneminde de, meşrutiyet döneminde de kendisini e, hep şeyde görüyoruz biz. Basın hayatının e, sözünü ettiği, bazen eleştirdiği, bazen övdüğü bir kadın olarak hep karşımıza çıkıyor. Dernekler kuruyor mesela donanma cemiyeti kadınlar şubesini kuruyor. Bir yıllık bir cemiyet bu. Donanmanın kötü durumu için bir şey kuruluyor. Cemiyet kuruluyor. Kadınlar bağışlarda bulunuyorlar ve herkes bağışlarda bulunuyor. 1912-13 gibi. Türk kadınlarını esirgeme derneğini kuruyor. 1913'te. Çünkü Balkan savaşı olmuş. Balkanlardan birçok göçmen gelmiş. Kadınlar, çocuklar perişan İstanbul'da ve Türk kadınları Esirgeme Derneği'ni kuruyor. Bu derneğin kurucusu olarak oldukça e, büyük bir çaba gösterdiğini görüyoruz. Fakat daha sonra İstanbul'dan başka bir yere görev dolayısıyla e, gidince, uzaklaşınca dernekle ilişkisi kesiliyor. Ve Cumhuriyet döneminde Türk Kadınlar Birliği adı altında, bugün de hala... Ee, devam eden bir dernek olduğunu hepimiz biliyoruz. 1924'te bu derneği kuruyor. Daha sonra hatta bir dernek kurma çabası daha var. Ee, 1930'lardan sonra o yarım kalmış. Bir dergi çıkarıyor. Aslında birçok dergide yazıyor. Birçok gazetede yazıyor. Kadınlar Dünyası adlı bir e, dergi. Yine kadın eserleri e, Kütüphanesinin çıkardığı kitaplar arasında, yayınladığı kitaplar arasında Türkçe'ye çevrilmiş. Onda da birçok yazısı olmakla birlikte. Aynı zamanda 1925'te Cumhuriyet döneminde tek başına Kadın Yolu e, adlı bir dergi çıkardığını görüyoruz. Siyaset, sanat, dünyadaki kadın hakları mücadelesi. Böylece dünyadaki kadın hakları mücadelesini, Türkiyeye taşıyan sayfaları olan bir dergiden söz etmiş oluyoruz haber. O dönemde e, haberleşme imkanlarının kısıtlı olduğunu hatta şeyi de düşünecek olursak dil meselesinin kadınların okuma yazması bile hani sınırlıyken aynı zamanda yabancı dilde takip etmelerinin zorluğunu düşünürsek bunun e, Türk kadınlarına ulaştırılmasında ne kadar önemli olduğunu görürüz ve e, burada gördüğünüz kapakta Türk ee, şeyin e, o dönem ne diyelim Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli e, şahsiyeti ve işi Mustafa Kemal Atatürk'le Halide Hanım'ı bir e, şey mi, Hanım'ı kapakta ilk sayı olarak karşımıza çıkıyor. Daha sonra bu dergiyle ilgili geniş bilgi vereceğim. Çünkü bu derginin hem 30 sayı boyunca bize kaptığı çok şey var. Hem de Nezihe Muhittin hakkında, onun bize kazandırdıkları hakkında, ülkeye kazandırdıkları hakkında çok şey anlatıyor bize. Nezihe Muhittin 1931 yılında bir küçük kitap hazırlıyor. Bu kitabın burada gördüğünüz gibi, içine kendisi bir fotoğrafını koyuyor, adını yazıyor, kitabın müellifi diye. Ve bu 1931 yılındaki kitapta şöyle başlıklar var. Bu kitabı şu anda e, satın almak üzere erişmek ne yazık ki mümkün değil. Ancak kütüphanelerde ulaşabiliyorsunuz. Böyle bir şey e, kitap. Onunla da ilgili bilgiler vereceğim. Bu kitapta kendisini 1931'de 42... Yaşlarında bir Türk kadını olarak istikdat döneminden cumhuriyete kadar kadın hakları üzerinde çalışmış, emek vermiş ve birçok konuda da başarıya ulaşmış bir kadın olarak kendisini anlatıyor. Ben de size anlatırken onun sesi olmak istedim. Buradan yola çıkmak istedim. Önce şunu hiç unutmayalım. Ne yaparsa yapsın o her zaman ön yargılarla ve yerleşik değerlerle otoriteyle savaşıyor. Aslında bu meşrutiyetten cumhuriyete kadar olan e, süre içinde ne yazık ki çok da değişmiyor. Kendi anlattığına göre 1909'da fen öğretmeni olarak çalışmaya başlıyor. Peki nasıl çalışmaya başlıyor fen öğretmeni olarak diye e, bak, bakacağız buna. İşte aynı yıl sabah da ikramda e, yazılar yazıyor. Hatta o İttihat ve Terakis e, Kız Sanayi Mektebi'nin hocası, işte müdürlüğünü yapıyor, Selçuk Hatun Sultanisi müdürlüğü yapıyor, marif müfettişliği yapıyor, İzmir'e görevli olarak gönderiliyor. Ve birçok toplantıya da hatip olarak katıldığını biraz önce söylemiştim. Nezihe Muhtin, 1889 yılında İstanbul'da Kandilli'de varlıklı ve eğitimli bir ailede dünyaya geliyor. Evde eğitim görüyor, Arapça öğreniyor, Farsça öğreniyor, Almanca ve Fransızca öğreniyor ve evde eğitimli kadınlar arasında yetişmiş olması onun bütün hayatının biçimlenmesini sağlıyor bütün hayatını biçimlendiriyor. Hatta şöyle söylüyor. Hayalden bir Türk kadını diyor yaratacağım ama bu kitapta anlatırken ben size diyor dayı zaten Nakiye Hanım'ı anlatayım. Nakiye Hanım'ın özelliği de e, Uluslararası Kadın Kongresi'nde daha sonra Cumhuriyet döneminde Türkiye'yi temsil eden bir e, kadın Olması aynı zamanda özgü diyor ki Nakiye Hanım'ı şöyle tarif ediyor. Bu tarif benim için şu anlama geliyor. Bu bir bakıma da onun çekirdeğini oluşturan, Nezihe Muhittin'in çekirdeğini, özünü oluşturan bir e, tarif gibi geldi bana. Özgürlüğe ve insanlığa karşı derin bir aşk, zulme ve istibdada karşı tükenmez bir nefret, insanlık uğrunda her türlü fedakarlık. Onun sarsılmaz inancının üç temeliydi diyor. Nizie Muhittin'in hayatına bir bütün olarak baktığında ben burada Nakiye Hanım'da gördüğü bu özellikleri çocukluğundan itibaren kendisinde de e, geliştirdiğini e, söyleyebilirim. Ve şöyle anlatıyor. Diyor ki ben diyor 8 yaşlarındaydım neredeyse. Annemle birlikte diyor eski sadrazamlardan birinin evine gittik. Ve ben orada kadınları gördüm. O kadınlar bir dernek e, çerçevesinde oturmuş insanlara diyor, e, yardım etmek için çırpınıyorlardı. Nezihe Huytin'in bu dönemde en çok dikkatini çeken şey e, istibdat dönemi için kadınların e, ekonomik durumu iyi olan ve belli bir eğitim almış kadınların hep yardım dernekleri ile toplumun içinde kendine bir yer edinebilme çabası. Tabii bunu yer edilmek için yapmıyor. Bu çabayla bir yer edinebilmelerini gözlemliyor. Bu sayede edinebildiklerini söylüyor. Fen öğretmeni olarak çalışmaya başlama hikayesini de şöyle anlatıyor. Duydum ki diyor, İctihad ve Terakki işte bir kız e, mektebi açılacakmış. Hemen diyor eğitim bakanlığına diyor başvurdum. Beni sınava alın. Ben öğretmen olmak istiyorum. İki hoca sınava alıyorlar onu. Böyle bir sınav açılmamış. O başvuruyor ve e, sınavı başarıyla geçiyor. Fen öğretmeni olarak atanıyor. Hatta örneklerinde filan toplumsal bir takım çalışmalarda da onun fen öğretmeni olarak e, o bilgisini e, sosyal hayatta da örneklediğine tanık oluyoruz. Bu İttihat ve Terakki Sanayi Kız Mektebi'nin şöyle bir fotoğrafı var. Meşrutiyeti çok sevdik diye İş Bankası'nın yayınlarında böyle bir kız okulu. Bu kız okulunda e, öğretmenlik yapıyor ve daha sonra oranın müdürü olarak da bulunuyor. Bu okulda çalışırken çok özel bir e, şeyi paylaşmak istiyorum sizinle. Benim çok dikkatimi çekti. Bir rapor hazırlıyor. Eğitim Bakanlığı'na ve o raporda iki şey dikkatini çekti. Bu ikisi Nezihe Muhittin'in bütün hayatı boyunca e, gösterdiği çabanın yine aynı şekilde temellerini oluşturuyor. O 20'li yaşlardaki bu raporu da vermeden şöyle e, Avrupa'daki öğrencilerin şeylerini e, araştırıyor e, müfredatlarını. Onların müfredatlarından beden eğitimi gibi, müzik gibi çeşitli bizdeki kız okulları zaten yeni açılıyor. Olmayacak e, şeyle yabancı kız okullarında olan derslerin bizim Türk öğrencilerin okullarında da olmasını istiyor. Ve bu şeyle e, yaptığı araştırmayla iki tespiti var. Diyor ki bir bizim diyor yapmamız gereken görevlerden kadınlara ait olanı da iyice belirlememiz ve sınırlamamız lazım. Artık diyor memleketin gelişme ve yenilemesinde kadınlardan istenen şey onların bu ülkeye ruh ve vücutça dinç ve gürbüz, etken ve atılgan değerli çocuklar verebilecek iyi bir anne toplumun temel dayanığı olan aile yaşamını iyi idareye yetenekli iyi bir ev hanımı ve eş olmalarından ibarettir. Buradaki ibaret kelimesi ileride biraz yumuşasa da aslında Nezihe Muhittin'in e, hayatında kadınların e, en yüksek seviyeye seçme sevilme, seçilme, hakkına sahip olacak kadar toplumsal hayatın içinde söz sahibi olabilmesinin yanında iyi bir anne olarak topluma iyi vatandaşlar yetiştirme e, görevini ne, yüklemekten hiç vazgeçmediğini görüyoruz. Bu çok temel bir şey olarak kalıyor Nezihe Muhittin'de. Bunu Cumhuriyet'te de e, yazılarında o dönemde de veriyor. İkincisi, ikinci olarak da yine Cumhuriyet'te üzerinde durduğu o dergilerde verdiği şey var. Bizde kadınlarımızın birçok batıl ve boş inançlara tutsak olduklarını göz önünde tutarak cahillik nedeniyle oluşan ve gelişmeye yenileme, yenilenmeye engel olan hurafeleri kökünden yok edecek. Ya düzeltecek fikir ışık ve gerekçeleri vermekteki hizmeti dolayısıyla doğal bilimleri hiçbir zaman gözden uzak tutmayacağım. Gerçekten de gözden uzak tutmuyor. Bu 1931'de yazdığı kitapta ee, bir röportajı var. O röportajı bu kitabına da almış daha önceden yaptığı bir röportaj var bir köylü kadınla her şey için her türlü hastalık için çeşitli e, hurafelere dayanan e, bir takım e, şeylerle hayatlarını nasıl geçirdiklerini ve bunları bundan kurtarmak gerekir diyerek 1931'deki kitabına o şeyi de koyduğunu görüyoruz. Bu da onun bütün hayatı boyunca gerçekten belli bir şeyle devam ettiğini, çizgide devam ettiğini, hayal ettiği şeylerin peşinden hiç istisnasız vazgeçmeden ilerlemeye devam eden çok güçlü ve planlı bir karakter olduğunu gösteriyor. İstibdat dönemini anlatıyor. Burada istibdat dönemini anlatması e, Neziha Mühittin'in istibdat döneminin siyasi özellikleri işte e, filan üzerinden değil. Çok ciddi bir şekilde kadınlar kadınlık tarihini anlatıyor aslında istibdattan itibaren. Özellikle e, bu dönem kadınlarında onun eksik gördüğü şey şu. Bu kadınlar diyor birbirleriyle bir araya çok gelemedikleri için ve bir araya geldiklerinde daha çok yardım amaçlı işte bir bayram geliyor çocuklara yardım edelim işte kıyafet alalım filan bunları örneklerle anlatıyor zaten bize hep e, bu amaçlarla bir araya geliyorlardı diyor. Dolayısıyla diyor hatta şöyle de e, onların diyor 30 yıl evvelki kadın grupları arasında bir uyum ve dayanışma olanağı o yüzden diyor yoktu bir araya gelmeleri açısından. Hatta şöyle de bir şeyden söz ediyor. Gecelerin karanlığında gizli gizli inerken gözyaşlarını hüzünlü gönüllerine sindiren geçmişin duyarlı kadınlarımızın, ancak yetim ve öksüz sevindirmekten başka yapacak başka neleri vardı ki diyor. Şimdi burada şöyle bir e, onun hayatını bilmediğinizde buna baktığınızda şunu görüyorsunuz. Sanki bu yapılan yardımları küçümsüyormuş gibi. Halbuki İttihat Teraki Kız Sanayi Mektebi e, özellikle şeyde e, Balkan Harbi sonrası İstanbul'a Balkanlardan göç eden... E, şehit çocukları ve şehit eşlerine son derece yardımlarda bulunan biraz önce sözünü ettiğim Esirgeme Derneği dahil hatta savaş için bu mektepte çeşitli çarşaflar, asker kıyafetlerinin dikilmesine önayak olduğunu görüyoruz biz onu. O bunları küçümsemiyor. Fakat kadınların toplum için yapabileceklerini Yardımların ötesinde bir e, fakir sevindirmek, bir çocuk sevindirmenin daha ötesinde, daha büyük işler, toplumda ses getirecek, topluma gerçek anlamda hizmet edecek, toplumda istihdam edilecek insanlar olarak görmek istiyor. Bu çok önemli. Yine istihdam dönemi için benim özellikle dikkatimi çeken ve e, etkili bulduğum bir şey var. Diyor ki bu dönemde diyor kadınlar erkeklerle eşit değildi. Zaten eşit olsalar ne olurdu? Zaten diyor erkekler de bir köleydi. Sonuçta onlar da ikinci sınıflardı. Kullardı çünkü. Biz de diyor kadınlar da kölenin kölesiydi. Dolayısıyla bir köleyle eşit olmak için çok da diyor mücadele etme ihtiyacı kimse diyor görmüyordu. Ve istibdat e, şehirlerde yaşayanlarından söz ederken e, hep kadın meselesine değindiğini görüyoruz. Okumak ayıp, gezmek ayıp. Yüzünü göstermek günah. Hızla gülmek günah. Kafes ve duvarlar arasında hapis, cennet kocasının ayağının altında cehennem kapıları kayınbabasının bir işaretini bekler. Camilerde, mescitlerde gürül gürül vaaz eden ul ulema yeterli değil mi? Cehennem alevlerinin birer azgın ejderha gibi boyunlarda dolanacağı, erkeğini eliyle evlendiren bir eksik eteğin cennet alada Firdevs Köşkü'ne nasıl kurul kurulacağını ballandıra ballandıra anlatırlardı diyor. Dolayısıyla burada e, daha sonra buna değinmedim ama yeri gelmişken söyleyeyim. Cumhuriyet döneminde diyanete başvurup e, kadınlara camilerde konferans verilmesini teklif eder Aynı nezirimi hittin çünkü istibdat döneminde camilerde anlatılanların kadınlar üzerinde nasıl etki ettiğini gördüğü için tabii ki e, kabul edilmediğini hepimiz biliyoruz böyle bir teklifin kabul edilmediğini biliyoruz cumhuriyet döneminde de e, ve onun için benim dikkatimi çeken şeylerden birisi şu kadınların zengin konaklarında en güzel imkanlarla. Paşa konaklarında olsun hatta sarayda olsun bunların hepsine tek tek değiniyor. Ee, boş ol kararı iki dudağın arasında olduktan sonra ve üzerlerine yeni daha genç birini alma imkanı hep eşlerinin elinde olduktan sonra onların rahatlarının da gerçek bir rahat olmadığını söylemekten kendisini alamıyor. Bu, bu durumda biz şunu fark ediyoruz. Nezihe Muhittin'in. İlerleyen süreçte o şeyini, altyapısını oluşturan görüşleri burada karşımıza çıkıyor. O diyor ki, istiklal döneminde ben tek olumlu şey hatırlıyorum. Kadınlara öğretmen olma hakkı verildi. Çünkü diyor, okul öğretmenliği kadınlarımızın en eski mesleğidir. İyi kötü iş hayatına öğretmenlik mesleği ile girdiğimiz için bu kutsal mesleği derin bir aşkla severim. Bu konuda aynı fikirde olduğum için ben de böyle bir gülümseyerek bakıyorum. Meşrutiyet geliyor ve meşrutiyet için söylediği geceler gündüz oldu, ruhlar aydın. Gerçekten meşrutiyetin ilanıyla kadınlarımız karanlıktan kurtulur gibi oldular. Peçeleri inceldi, biraz dünya ışığına kavuştular fakat kafesler kaldı. Şurada burada harem hayatı kalkmaya başladıysa da çarşafların darlığı, peçelerin inceliği hakkında müftü fetvaları Eksik değil. Bu dönemde gerçekten kadınların kıyafetlerinden şikayet edilince e, Şeyh İslam'ın fetvalarına, Padişah'ın fet e, fetvalarına kadar e, olduğunu siyasi tarihimizde bize gösteriyor. Neziha Hanım bunun canlı tanığı olarak itiraz ediyor. Şunu e, paylaşmak istedim sizinle. İki bölüm olarak düşünün bunu. Hatta bilerek iki parça halinde Pardon hareket edince şey yaptı çektim. Bu meşrutiyetin ilanıyla e, ilgili bir görsel olarak konmuş. Burada sadece bir tek şeye dikkatinizi çekeceğim. Burası meşrutiyet öncesi Türkiye'yi işte Osmanlı'yı anlatıyor. Kölelik, e, köle, ola, köle olmak kadın üzerinden e, resimlenmiş. Burası da meşrutiyet sonrası yeni Türkiye diye tabii ki yabancı kaynaklı bir şey. Yine özgürlük kadın üzerinden e, şey yapılmış, e, temsil edilmiş. Özellikle dikkatimi çekti. Halbuki Neziha Muhittin'in anlattığı gibi diyor ki öyle bir şey olmadı. Hatta bu da yine meşrutiyet dönemindeki kadınların kıyafetlerinden bir e, örnek olarak buraya koydum. Burada gördüğünüz bu e, kıyafetleri giyen kadınlar arasında muhakkak ki Neziha Muhittin'de vardı. Bir anısını anlatıyor şeyde. Diyor ki bir kadın eteklerimizin böyle dar olmasından yola çıkarak bize diyor tükürdü. Hatta diyor o bir gemiye gitti İstanbul'da. O binince biz arkasından baka kaldık. Gemideki diyor herkesi bizi tükürmek için ikna etti ve gemiden diyor bir koro halinde hepimize tu nidaları diyor ee, yükselince biz ne yapacağımızı bilemedik hani meşrutiyetin kadına getirdiği özgürlükler konusunda da bunlardan söz ediyor uzun uzun yine anlatıyor hatta diyor ki yasada sosyal haklarda yerimiz aynı. Ama diyor ilginç bir şekilde siyasal işleri bile doğrudan karışan kadınlarımız da var. Bu bana şunu hatırlattı. Belki siz de aynı fikirde olursunuz diye şöyle bir açmak isterim. Ee, bugün de aslında kadınların sahip oldukları hakları kullanma konusunda aralarında böyle bir uçurumun hala devam ettiğini düşündüm bunu görünce. Hala devam ediyor. Burada da buna değinmiş ve üzüntüsünü dile getiriyor. Ne diye Ve şöyle söylüyor. Meşrutiyet diyor istikdat devrinde ancak kocalarının ve babalarının ismiyle tanınan, sırf erkeklerin lütfuyla yaşayan tutsak kadın zümresine kişilikleri öz isimlerinden tanınan sosyal simaları ve sınırlı meslek kadınları zümresi ilave etti. Burada da e, nasıl tanınıyorlar? Şöyle tanınıyorlar. Mesela Neziha Hanım'ın Muhittin tabii ki e, soyadı diye düşünüyoruz biz ama e, aslında babasının ismi, babasının ismini alarak Herkes böylece tanınır oluyor. Fakat o dönemde bu bile çok büyük bir şey olarak çıkıyor karşımıza. Bir ayrıcılık olarak çıkıyor. Ve güzel bir şey olarak değerlendiriliyor. Bu dönemde, meşrutiyet döneminde kadınların daha çok dernek kurduklarını, kurdukları derneklerle toplumda daha çok görünür olduklarını ve bu görünürlülükten yararlanarak Biraz daha özgürleştiklerini belki söylemek lazım. Ama burada bir şey benim yine dikkatimi çekti. Bir eleştiri var. Hade Edip'in kurduğu Teali Nisvan kulübünden söz ederken şöyle söylüyor. Kadın yaşamında bu yepyeni bir dönemiydi. Bu kadın derdi birçok iş yapmaktan çok birçok iş yapmaktan çok kadınlar arasında sosyal bir yaşam kurulmasına yönelikti. Yani çünkü kadınların diyor eskiden diyor düğündür, dernektir, kına gecesidir. Bunlardan söz ediyor. Bunun dışında diyor herhangi bir amaçla bir araya gelmeleri kentte diyor söz konusu değil de güzel ve kibar bir salonda birleşen zamanın en şık ve modern hanımları Amerikan usulü sindire sindire çay sohbetleri yaparlar. Dinleyicileri sınırlı küçük sohbet ve konferanslar düzenlerler. ...daha bazı atılımlar etrafında... ...çok yorulmadan çalışırlardı. Bunun böyle... ...aslında biraz hem örtülü gibi... ...hem de baya baya bence... ...açık bir eleştiri olduğunu da... ...söylemek mümkün. Çünkü o istiyor ki... ...daha çok kadına ulaşılsın... ...daha çok kadın e, haklarının... ...farkında olsun. Bütün hayatını... ...buna e, adıyor. Ve şöyle bir şeye itiraz ediyor. Bunların hepsinin ben tanıdık geleceğini... ...düşünüyorum. Ne kadar... E, bugüne o günün izlerini taşıyan şeylere tanık olduğumuzu göreceksiniz. İşte diyor ki Türk ocaklarında o dönemde talim ve terbiye cemiyetinde yoksullar yararına verilen temsillerde meşhur kadınlar tarafından verilen konferanslar pek rağbet görüyordu. Fakat dinleyiciler arasında sohbetin konusundan çok notuk verenin arabesk çarşafı pelerin ve peçesinin zarafeti iyi uyandırıyordu. Burada kadınların ellerine geçen bir takım e, toplumla ilişki kurmak için o imkanları da aslında çok e, ne diyelim güçlü kullanmadıklarına dair bir eleştiri getirdiğinden söz edebiliriz halde e, Edip'in kurduğu dernek üzerinden getirdiği şeyle. Eee Nezihe Muhittin bir parti kuracak. Partiyi şöyle söylüyor. Diyor ki milli mücadeleyi kazandık. Biz de çok çalıştık. Kim? Kadınlar olarak. Evet diyor biz şeye gitmedik. Ee, Anadolu kadını gibi e, savaşa katılmadık. Ama diyor biz de burada verdiğimiz konferanslarla e, yaptığımız işte mitinglerle hatta yazdığımız yazılarla ki 1918 yılında işgal altındaki İstanbul'da yazdığı bir yazı e, milli mücadeleyi anlatan bir yazıdan söz ediyorum e, yazdığı bir yazılı sansürlerle dolu okuduğunuz zaman ...işte bir şeyler yazıyor yazıyor altında sansür sansür orayı beğenlemiş kaldırmış. Hatta size şöyle bir e, makalesinden söz etmek isterim. Ben gerçekten çok etkilendim okuduğumda e, İstanbul İşgal Kuvvetleri kumandanına bir e, makale yazıyor mektup şeklinde ve İngiliz askerlerinin kadınlara yaptığı e, tacizlerden şikayet ediyor. Onları işte bizim nasıl gördüğümüze dair işte batılı uygar ama diyor bu yaptıklarınız hiç sizin öyle olmadığınızı gösteriyor şeklinde düşünebiliyor musunuz? İşgal altında bir İstanbul var burada bir tane genç kadın var 1918 yılında ve bu kadın işgal kuvvetleri kumandanına açık bir e, mektup yazıyor dergide. Bu da Nezihe Muhittin'in sizin tarafınızdan ayrıca bir değerlendirmeyi alacağınız bir şey diye düşünüyorum. Küçük bir şey paylaşmak istiyorum sizinle buradan. Biz kadınların siyasi haklarını elde etmeye dayalı ideallerimizden, davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Davamızın zaferi için ölünceye kadar savaşacağız. Diyen Nezihe Muhittin 15 Haziran 1923 günü Kadınlar Halk Fırkası'nı kuruyor ve bu fırkanın bütün hazırlıklarını, her şeyine Ankara'ya gönderiyor. Bu tarih Cumhuriyet Halk Fırkası'nın tarihinden önce bir tarih. Önce bir tarih. Cumhuriyet Halk Fırkası 9 Eylül 1923'te Mustafa Kemal tarafından kurulurken 15 Haziran 1923'te Nezihe Muhittin hazırladığı Kadınlar Halk Fırkası'nın e, çalışmalarını Ankara'ya gönderiyor ve şöyle düşünüyor. Politik alan bilgi ve iktidar aracılığıyla kurgulanır. Tamam o zaman Cumhuriyet diyor e, kuruluyor. Evet, yeni bir devlet kuruluyor. Bu kurulacak devletin e, mayasında kadınların da emeği var. O zaman böyle bir parti kuralım. Ve partiyi kurar kurmaz hiç Ankara'dan cevap gelmesini beklemeden hemen İstanbul'da çeşitli hazırlıklar yapıyorlar. Mesela bir eğitim üzerine hemen bir çalışmalar yapıyorlar. O yaptıkları çalışmalar için eğitimcileri davet ediyorlar. Ama o sırada Hemen Ankara'da yine bir şey eğitim şurası toplanıyor ve herkes oraya gidiyor. Nezi Uyuttun bununla ilgili bir yorum yaparken diyor ki evet herkes oraya gitti fakat bizim hayallerimiz bizim temennilerimiz neyse hepsinin gerçekleştiğini gördük. Bu diyor bizim için çok sevindirici bir durumdur. İlerleyen zaman içinde aylar geçtikçe Kadınlar Halk Fırkası ile ilgili Ankara'dan bir cevap gelmiyor. Ve e, gelen cevabın olumsuz olması üzerine Şubat 1924'te Neziha Muhittin Kadınlar Halk Fırkası için belirlediği bazı maddeleri değiştirerek bir dernek haline getiriyor bu fırkayı. Artık bir parti değiliz diyor. Biz Türk Kadınlar Birliği'yiz, TKB'yiz. Şubat 1924'te Nezihe Muhittin bu e, bir siyasi parti olarak ortaya koyduğu e, görüşlerinden buradaki maddenin birini hatta ikisini değiştiriyor. Bu maddeleri, bu maddelere şöyle şöyle birkaçını sizinle paylaşmak isterim. Neden? Onun da şunun için ne kadar kuşatıcı ve neleri göz önüne aldığını adı ne? Kadınlar Halk Fırkası'ydı. Sonra Türk Kadınlar Birliği. Türk Kadınlar Birliği olduğunda iki şey değişiyor. Bir, kadınlar halk fırkasında gerekirse kadınlar da askere gidebilir diye bir istekleri var. İki, kadınların siyasi haklarını istiyorlar. Türk Kadınlar Birliği'ne dönüşürken bu ikisinin fazla geldiğini anlıyorlar öyle düşünüyorlar ya da öyle söyleyelim nereden anlıyoruz çünkü bu ikisini değiştiriyorlar onun dışındaki maddelerde diyorlar ki biz belediye seçimlerine katılmak için çalışalım milli iktisat düşüncesini kadına da öğretelim ha, e, şeyde Nezihi Muhittin'de kadının da ekonomiden anlaması ve ekonomiyle ilgili tasarruflarda bulunması e, müsrif olmaması Devletin ekonomisine katkıda hem çalışarak hem de harcamalarında fuzuli harcamalarını kısa, kısarak destek olması çok önemli bir unsur. Onu da söylemiş olayım bu arada. Yetimler ve şehit çocuklarıyla ilgilenmeyi ve e, çaresiz kadınlarla ilgilenmeyi ve o dönem için tabii çok önemli bir şey şehit çocuklarıyla ilgilenmeyi. Dolayısıyla kadınlar halk fırkasının e, askerlik ve siyasi e, şeyi çıkarırsak geriye kalanı bildiğimiz işte bir kadın derneğinin e, özelliklerini taşıyan e, şeye dönüşüyor. Ve burada doğrudan siyasetle ilgili çok fazla şey yok e, baktığınızda temel olarak fakat dolaylı yoldan dolaylı yoldan e, kadın haklarından uluslararası kadın birliklerinden alkol karşıtlığından anne çocuk eğitiminden birçok konuda bir sesleniş var kadınlara ve bu sesleniş de aynı zamanda şöyle bir e, şeyde özellikle gösteriyor bir taraftan kazanılan bir bağımsızlık savaşı var. Bu bağımsızlık savaşı Nezihe Muhittin diyor ki biz biliyoruz ki en çok bize yarayacak Cumhuriyet kadınlar olarak. Bunu böyle açıkça söylüyor ve o yüzden de erken Cumhuriyet dönemi feminizme adını verdiğimiz kadın hareketi bu birliğin etrafında e, özellikle şekilleniyor ve e, feminist kadın olarak hatta bazı e, Nezihe Muhittin'in çabasına olumsuz bakan, e, kişilerin bölücü kadın diye e, işte bölücüden de kastı kadın erkek diye bölüyor diye e, şey yapıyorlar e, ortaya koyuyorlar yaptığı çalışmaları. Halbuki o e, kesinlikle inkılaplar yaşanılan dönüşümle e, bunun yarattığı böyle toplumda ne var? Haklı bir e, şey var, e, hareket var ve heyecan var. Bu hareket ve heyecanı büyük bir coşkuyla Mustafa Kemal üzerinden e, anlatan bir dergi aslında Türk Kadınlar Birliği dergisi ve Nezihe Muhittin diyor ki biz Türk kadınları toplumsal ve siyasal yaşamda hak ettiğimiz yeri almalıyız. Önce Türk kadınlarını bilinçlendirmeli ve eğitmeliyiz. Onlara daha fazla şey istemelerini ve bunlara nasıl ulaşacaklarını anlatmalıyız. Amacımız Türkiye'de kadın ve erkeğin toplumsal, ekonomik ve siyasal. Bundan asla vazgeçmiyor. Türk Kadın Birliği'ni kursa da vazgeçmiyor. Siyasal eşitliğidir diyor. Ve bu şekilde e, Türk Kadınlar Birliği de Onaylanıyor bu iki madde e, aradan çıktıktan sonra Nezihe Muhittin bu e, şeyle dernekle e, kendisine bir alan yaratmış oluyor. Türk Kadınlar Birliği'nin ilk heyeti idare azasını görüyorsunuz burada hanımlar toplanmışlar ve yine e, tarihe dikkat ederseniz 1923... Neziyye Muhyiddin e, oğluyla tek bir çocuğu var. Yine 1923'te onun e, tam bu tarihlerde e, çek, çekilmiş fotoğrafı. Neziyye Muhyiddinin e, şeyde kullandığımız fotoğrafının dışında afişte kullandığımız fotoğrafının başın, dışında o da Taha Toros arşivinden tek bir fotoğraf. Diğerlerinin tümü daha önce başka yerlerde basılmış fotoğraflar. Şöyle bir şey oluyor. Diyor ki Neziha Muhittin, evet derneği kurdum. Ama ben bunu e, düşündüklerimi insanlara ulaştırmam lazım. Evet, o zaman bir dergi çıkarıyorum. Adı ne? Kadın Yolu olsun. Burada gördüğünüz Kadın Yolu'nun ikinci sayısı. Birinci sayısı Latife Hanım'la Atatürk'ün bulunduğu fotoğrafta görmüştünüz. Bu ve 16 Temmuz 1925'ten 1 Ağustos 27'ye kadar... Ee, devam eden, perşembe günleri haftalık olarak çıkan bir dergi. İlk iki sayıda Kadın Yolu, üçüncü sayıdan itibaren de Türk Kadın Yolu e, adını alır. 30 sayı çıkar. İlk e, üç sayıda e, boyunca Neziha Hanım kendisi çıkarır. Kendisi derginin sahibidir. Daha sonra derneğe e, derneğin yayın organı olarak devam ettirir. der şey. Şimdi şöyle bir 25 Mart 1927'ye giden bir süreç var. 25 Mart 1927'ye kadar bizim derneğin kurulduğu 24 yılından sonra 1925'te bir genel seçim var. Bu seçim için çok hazırlanıyorlar. ama istediklerini alamayınca Nezihe Muhittin'in şöyle bir karakteri var bir şeyi zorlayarak ve insanların önüne sürekli getirerek onunla ilgili farkındalık yaratarak onu elde etme böyle bir mizaca sahip elde etme isteği o da ne yapıyor 1925 seçimlerinde e, hem kendisi hem de halde edip e, kadınların seçme ve seçilme hakkı olmadığı halde e, aday gösteriliyor tabii ki Öyle bir şey yok. Fakat bu tabi çok basında çok e, ses getiriyor. Onun istediği bir ses mi bu tabi tartışılır. E, çok da eleştiri getiriyor, tepki getiriyor. O dönem e, Büyük Millet Meclisi'nde e, kadınların 1924'teki medeni kanunla elde ettiği hakları dahi Kadınlara hak görmeyen birçok milletvekili olduğunu düşünecek olursak siyasetin içinde kadınları asla istemeyeceklerini anlamak çok da zor olmasa gerek. Bunlar meclisin elbette ki zorunlu birer parçası olan isimlerde 25 Mart 1927'de yine bir Türk Kadınlar Birliği kongresi var. Böyle sıradan gibi gidiyor. Aslında her şey. E, fakat Neziha Hanım ve birkaç arkadaşı şöyle bir şey yapıyorlar. O eskiden derneği kurarken geri çektikleri bir madde var. O maddeyi geri koyuyorlar. Nedir? Kadınların e, siyasal haklarını elde etmeleri üzerine. Ve e, grubun içinde muhalifler var. Mesela Şaziye Hanım diyor ki Na, peki nasıl alacağız biz bunları diyor. Böyle bir. Hani nasıl alacağız derken imkansız anlamında bir üslupla o dönemin şeyleri yayınlanmış. Derneğin içinde e, erkek üyeler de var. Bu erkek üyelerden birisi Emin Ali Bey, işte birisi Enver Bey. Enver Bey olumlu. Diyor ki erkek gibi onlar da diyor hakiki vatandaş. Bu arada hakiki vatandaş ifadesine de dikkatinizi çekerim özellikle. Bu da Neziye Hanım'ın çok haklı olduğunu gösteriyor. Yani siyasi haklara sahip olmadığınızda demek ki hakiki vatandaş değilsiniz. Şu ifadeden baktığımızda hepimizin hissedeceği şeyin bu olması gerekiyor. Emin Ali Bey'in ismine dikkat edin. Daha sonra benim çalışmalarımda dikkatimi çekti Emin Ali Bey'in tavrı. O diyor ki evet haklar verilebilir ama birlik hazır değil bu işe. E neden? Çünkü diyor siyasetin şeytani ve ihtiras alanında konular diyor etkin olamazlar diyor. Bu arada siyaseti tanımlama biçimi de çok dikkat çekici. Bu kongrede şöyle bir şey oluyor. Neziye Hanım diyor ki mali işlerimizi ortaya koyalım. Hepsini diyor gelirimizi giderimizi kontrol edelim. Emine Ali Bey diyor ki hiç gerek yok. Neden? Çünkü diyor bakın burada onu talep eden kimse de yok. Bu madde diyor geçsin. Biz bunu görüşmeyelim. Ve mali madde görüşülmeden kongre o gün ikinci maddeyi yeniden koyarak ee, kapanıyor. Ertesi gün... Ertesi gün, 25 Mart bu, 26 Mart günü iki kadın valiliğe giderek hesaplarda ee, usulsüzlük olduğunu, sahtekarlık olduğunu söyleyerek ee, şikayette bulunuyorlar Nezih Muhittin üzerine. Ve valilik inceletme başlatıyor. Üç yıllık tüm hesaplar inceleniyor kuruşu kuruşuna tüm hesaplar tutuyor. Niziye Muhittin aklanıyor ve süreç devam ediyor. Bu süreçte Niziye Muhittin İstanbul'da kızlar da erkekler gibi olsun yazın diyor eğlensin. Heybeliada'da kamp yapıyoruz. Çadır kuracağız. Valilikten izin alıyor <laughs> ve e, Heybeliada'ya kamp yapmaya gidiyorlar çadırlarla. Emniyet geliyor. Çadırları topluyor izinsiz olduğu gerekçesiyle. Öyle kalıyor. Bir gezi var. gezi izin verilmiyor. Sonra söylentiler çıkmaya başlanıyor. Kadınlar Birliği kapatılacak. Nezihe Muhittin halde açıklama yapıyor. Bizim siyasi emellerimiz kadınların hakkı olan bir derneğe bağlı değildir. Eğer dernek kapatılırsa biz mücadelemize yine devam ederiz diyor. Hemen gazetelerde bunların hepsi o dönemin gazetelerinde tek tek haber olarak çıkıyor ve ee, 26 Mart'tan 10 Eylül'e giden süreçte o söylediğim gezinin iptali, işte çadırlara izin verilip sonra toplanması filan onlar gerçekleşirken. 10 Eylül'de şöyle bir ifadeyle görülen lüzum üzerine emniyet tarafından derneğin binası aranır. Nezih Muhittin yokken ve tüm evrakı el konur. 19 Eylül'de Kadın Birliği geçici olarak faaliyetten men edilir. 23 Eylül'de Nezih Muhittin kongreyi olağanüstü olarak toplanmaya çağırır. Polisten defterleri ister ama bunların hiçbirisi Gerçekleşmez. Ve dernek kendisi toplanır. Nezihe Muhittin'i dernekten ihraç ederler kadınlar. ikinci maddeyi değiştirirler. Siyasete katılma maddesiydi hatırlatırım. Ve e, Nezihe Muhittin hakkında suç duyurusunda sahtekarlıktan, derneğin binasını kendi evi gibi kullanmaktan, oradaki kişileri kendi hizmetinde kullanmaktan bu e, filan gibi valilik de suçlamalarla Nezih Muhittin'in eline hiçbir şekilde belgeler bir daha kendisini aklamak üzere ne yazık ki gelmez. 1929'a kadar Nezih Muhittin hakkında e, bu suçlamaların mahkemeleri yapılır Ve 1929'da mahkemelerde aklanmadan e, çıkan afla Nezihe Muhittin hakkındaki suçlamalardan ancak kurtulur. Ve 1929'dan sonra artık Nezihe Muhittin e, afla kurtulmuş, kendi hakkındaki suçlamalardan ne yazık ki e, suçsuzluğunu ispat ederek... E, aklanamamış biri olarak kadın hakları konusunda mücadele edecek bir yüze sahip olmadığını elbette insanların düşündüğü bir hâline gelir. 1929'da onu İstanbul'da Gazi Osman Paşa erkek ortaokuluna fen bilgisi öğretmeni olarak atarlar. Ee, bir erkek okulunda çalışan ilk kadın öğretmen diye geçiyor. Burada da ve o da bu süreçten sonra tabii ki siyasetle ilişkisini kesmeyecek ama ne istiyordu? Diyordu ki maksadımız Türk kadınına tam bir vatandaş mertebesine çıktığını görebilmekti. Bütün çabası meşrutiyetten o kız okullarında çalışmalarından itibaren hep böyleydi aslında. Ne zaman ettiniz? Ben de verdim ve Onu da ama. ve yıl 1931 diyor ki çağırsalar bile dönmeyeceğim kadınlar birliğine ne diye gazetelerin şeyinden e, bu arada m, çok renkli karizmatik demiştim e, hiç çıkmıyor ve e, ilgi alanından hiç çıkmıyor sürekli onunla ilgileniyorlar Hatta çok sayıda karikatür var hem kadınlar birliği konusunda hem de Nezihe Muhittin konusunda bu karikatürlerin Nezihe Muhittini ve kadınların siyasete katılma çabasını küçültme anlamında olduğunu söyler söylemekten ne yazık ki e, üzüntü duyuyorum. E, özellikle Nezihe Muhittin'in e, ihraç edilmesinde Cumhuriyet gazetesinde Yunus Nadi'nin bir yazısında "Oh be kurtulduk" ile Yazının bittiğini söylemem. E, erkek tarafından kadınların siyasette e, olmalarına dönemin e, ne diyelim efkar umumiyesinin nasıl baktığını e, izini sürmek oldukça mümkün diye düşünüyorum. Ve e, Nezihe Muhittin 1929'da dernekten ayrıldıktan sonra ayrıldıktan sonra demeyelim ihraç edildikten sonra dernek de siyasetle ilgili olan ikinci maddeyi kaldırdıktan sonra tamamen bir yardım derneğine dönüşür. Hiçbir şekilde kadınların siyasi hakları ile ilgili çalışmalar yapmaz. E, fakat 30'da biliyorsunuz belediye seçimleri hakkını alıyor kadınlar. 33'te muhtarlık e, seçimleri hakkını alıyorlar ve 34'te kadınlara milletvekili olma, mebus olma hakkı veriliyor. 35'te de seçim var. Seçimde e, Nezihe Muhittin tabii ki e, şeyden bağımsız olarak e, adaylığını koyuyor ve kota var zaten işte 18 kişi seçiliyor biliyorsunuz ee, şeyde ilk mecliste 18 kadın var ve seçilemeyeceği belli ama yine gazetelerde onun fotoğraflarıyla herkesin işte seçim sonucunu onun e, kazanıp kazanamayacağını e, beklediğini söylüyor Bu arada şöyle bir şey de var tabi Neye Muhidin e, serbest fırka kurulması sırasında o dönemde önemli bir isim var Suat Derviş yine böyle kadın hakları e, için çok mücadeleler vermiş yazar aktivist feminist bir kadın onunla birlikte serbest fırka için çalışıyorlar İstanbul'da ev ev gezip e, şey yapıyorlar e, insanları partiye dahil etmek için uğraşıyorlar böyle bir çabası da o süreçte var Nezihe Muhittin hakkında az önce söylemiştim. Ee, çeşitli şeyler var. Mesela şu karikatürde işte gazeteci soruyor. Kadınlar birliğinde neler oluyor, ne var ne yok diyor soruyor. Nezihe Hanım diyor ki güzellik. Gazeteci cevap veriyor. Evet ee, ama diyor aslında ne var diyor. Yani burada söylenmek istenen şey böyle sizin birlikte bir güzel bir şey olma ihtimali zaten yok vurgusu. Burada da yine Neziha Hanım'ı işte e, çizdiklerini e, görüyorsunuz. Burada da diyor ki işte birliğe gittiğini söylüyor. İşte diyor ki sen e, aslında diyor birliği diyor onların kafasına geçirmeye mi gidiyorsun? Çünkü Neziha Muhittin birlikten ayrıldıktan sonra onlar da ikinci maddeyi değiştirdiği için Birliğe karşı e, son derece sert e, ve acımasız çok aykırı söylemlerde de bulunmuş bunu da e, söylemek lazım hatta böyle bir e, oyun yazıyor oyun e, bir, çünkü aynı zamanda e, şey bir yazar olarak da daha önce de söylemiştim romanda yazıyor hikaye yazıyor şeyle ilgili derneğin konu e, konu edildiği bir oyunundan da söz etmek mümkün. Şu yazıda da e, keşke vaktimiz olsa okuyabilseydiniz. Eee kız mısın, oğlan mısın kafir gibi bir e, girişle sonra da iyi ki de ortadan kalkmışsın, yok olmuşsun gibi bir ifadeyle bu o dönemde çok molaymış takım elbise, kravat hatta Nezihe Muhittin'in inanamayacaksınız şöyle bir teklifi var ee, balolarda e, giyilen kıyafetlerin tekrar giyilememesi işte kadınların bu konuda çok israf içinde olduklarından yola çıkarak diyor ki bir yazısında kadınlar da smoking giysinler böylece diyor sürekli her şeyde diyor bir e, baloda bir kıyafet alma masrafından de kurtulmuş olur zaten diyor bizim diyor öyle diyor bir zenginliğimiz de yok diyor. Peki Nezih Muhittin dernekten ihraç edildi 29. Sonra 34'te kadınlara seçme seçilme hakkı verilince mebus olmak istedi. Olmadı. O arada öğretmenliğe devam ediyor. Boş durur mu? Durmuyor. O yazdığı 300 kadar öykü. ...yirmi kadar roman... ...hatta işte operet diye adlandırılan... ...bazıları tam öyle olmasa da... ...diyor ama... E, ...ve senaryolarıyla... ...oyunlarıyla... ...bu sefer kadınların... ...evlerine girmenin yolunu buluyor... ...ve ben romanlarından... ...birinin adını çok... ...manidar buldum... ...böyle bir mücadeleci kadın için... ...benliğim benimdir... ...ve... Yine elbette ki bir kadından söz ediyoruz bir yaz gecesiydi gibi e, kitaplar. Bunlar çok az sayıda nadir kitapta son derece yüksek fiyatlarla satılmakta olan e, kitap şeyleri eserleri. Çünkü tekrar baskısı yok Nezihe Müddin'in bunları. Fakat şimdi şöyle bir şey var. Peki bu kadın 1929'da öğretmenliğe başladı 34'ten. 58'e kadar ya da 35'ten 58'e kadar hayatının sonuna kadar yazdı, çizdi. Sonra ne oldu, nereye gitti, neden biz onu tanımıyoruz diye düşünürsek, şöyle bir yazdı e, okuduğum makalelerden birinde vardı. Gizli bir el onun bütün varlığını sanki yok etti. Her yerden onun e, dönemin edebiyat kitaplarından, mücadelelerinden, her yerden kayboldu. Ve 58'de öldüğünde gazete ilanında bile Nezihe Muhittin'i artık neredeyse kimsenin tanımadığını fark edersiniz. Neden Araz yazıyor burada? Nezihe Araz diye bir gazeteci var çünkü. Onunla karıştırıyorlar. Kimse Nezihe Muhittin'i 1958'de hatırlamıyor. Ölümüyle ilgili bile kaynaklarda net bir bilgi ne yazık ki yok. Kimisine göre e, küstü, bir süre sonra akli yetisini yitirdi ve İstanbul'da bir akıl hastanesinde e, hayatı son buldu. Fakat o akıl hastanesinde Nezihe Muhittin'e ait hiçbir belgeye ulaşılamamış bir başka e, görüşe göre evi çok yakın oraya öldükten sonra hastaneye götürüldü o yüzden böyle o hastanenin adı geçiyor diye fakat e, şey de e, bir onunla son zamanlarda yapılan bir röportajı okudum o röportajda aklı son derece yerinde görülüyor fakat e, Taha Toros e, Nezihe Muhittin üzerine bir kitap ve tez yazmış olan Yaprak Zihnioğlu'na onun işte bir akıl hastanesinde e, hayatının sonlandığını söylediği için genel geçer olarak şimdilik bundan söz ediliyor. Ve Nezihe Muhittin'in e, abisinin İzmir'de e, bir caddeye adının verildiğini ve bir akrabasının elinde Nezihe Muhittin'e ait belgelerin bulunduğu ve onun tarafından da işte bugüne kadar yapılan araştırmalarla ortaya çıkmayan diğer bölümlerin çıkacağını beklendiğini biliyoruz. Biz de böyle bekliyoruz ve kadınsız inkılap mümkün değildir demiş Nezihe Muhittin ve 1958'den 1988'e kadar karanlığa gömülmüş. Zafer Toprak, Cumhuriyet, Cumhuriyet dönemi çok önemli araştırmaları olan bir isim. Halk Fırkası'ndan önce kurulan parti diye Tarih Toplum Dergisi'nde ilk defa ondan söz ediyor. Ayşegül Baykan, yine e, Türk Kadını adlı kitabını Nezihe Muhittin'in sadeleştirerek, bugünkü Türkçe'ye çevirerek hazırlayan isim. 1991 yılında Pittsburgh'da Türk Kadını adlı kitabı buluyor. İşte ondan sonra hareketleniyor ve bir Neziye Muhittin, bir Türk e, feminizminin öncü ismi bunun üzerinde çalışmalar başlıyor. Bu gördüğünüz tezlerin kimisi kadın çalışmaları alanında, kimisi Türk Dili Edebiyatı çalışmaları alanında, kimisi inkılap tarihi, kimisi sosyoloji, kimisi yazarlık, dramatoloji ana bölüm dalında birçok siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümünde birçok tez hazırlanıyor Nezihe Mühittin üzerine. Bu da onun ne kadar çok yönlü olduğunu ve bu toplum için e, ne kadar değerli çalışmalar yaptığının ayrı bir e, sembolü bir, bir delili olarak e, sizinle paylaşmak istedim. Neziye Muhittin'in yazdığı eserler kadın eserlere kütüphanesinin işte e, şeyinde kapsamında dört cilt olarak Hazırlanıyor. Dördüncü ciltte kadınlık içtiam, iş, içtiam, e, toplumsallık, siyaset gibi çeşitli alanlarda 29'a kadar yazdığı yazıları da içeren tüm romanları şeyleri, ama ne yazık ki bunların bugün baskısı yok, tükenmiş e, ve e, son derece yüksek fiyatla nadir kitapta satılmaktalar. Böyle söyleyelim. Yani Nezihe Muhittin'in... Bugün yazılan, ne diyelim, bugün değerlenen kitaplarına paha biçilemiyor. Neler yazmış? Bunları Kadın Eserleri Kütüphanesi'nde ben çekmiştim böyle duvarın önünde. 20 roman, 300 hikayeden, piyes, operet ve senaryodan söz ediyor. Okullarda öğretmen, derneklerde gönüllü çalışmalarıyla, kadınlar üzerinde etkili olan Nezihe Muhittin romanlarıyla da Evlerdeki kadınlara ulaşmayı hedefliyor. Romantik ve duygusal romanları. Elbette ki onun gibi bir kişiliğe sahip birinin didaktik unsurlardan kaçınması mümkün olamayacağı için böyle unsurlar da içeriyor kadınlara ve kadınlığa yönelik olarak. Peki daha daha neler var bugün Nezihe Muhittin'i bize taşıyan? E, onun için kadın olmanın günahı izlemek istersiniz diye düşündüm. Bu şekilde girdiğinizde izleyebilirsiniz. Kadın olmanın günahı adlı bir belgesel e, çekiliyor. Bu yanda gördüğünüz bölümde de e, Twitter kullananlar bence Neziye Muhittin'i takip etmek isteyeceklerdir. Neziye Muhittin'in bu filmle ilgili bir e, Twitter e, şeyi açılıyor, sayfası açılıyor ve oradaki bilgiyi okuyoruz. Kadın olmanın günahı Uluslararası Frankfurt Film Festivali'nde en iyi belgesel ödülüne layık görüldü. Bu ödülü zor bir dönemde eşitlik mücadelesi veren Neziye Muhittin ve arkadaşlarına armağan ediyoruz. Dolayısıyla e, belgesel mi ödül almıştır, Neziye Muhittin ödül almıştır diye düşünmekten kendimizi alamıyoruz. Böyle e, bu arada şunu görüyoruz. E, bir Üniversite eğitimi almadan aldığı özel eğitimle girdiği sınavla öğretmenlik hakkı kazanan Neziye Muhittin çeşitli üniversitelerde burada gördüğünüz gibi e, gençlerle buluşuyor ve kadın eserleri müzesinde e, kütüphanesinde onun Türk kadın yolu veya kadın yolu şeklinde çıkardığı 30 sayılık dergi artık e, erişime açıldığı Türkçe harflerle de bugün Nezihe Muhittin'in bu dergisi neler söylemiş o 1925 ile 27 arasındaki Türk kadınlarına neler anlatmak istemiş neler paylaşmış son derece bizim için canlı e, sosyolojik e, değeri olan belgeler bunlar yine şöyle bir veriye ulaştım bunu gören var mı bilmiyorum bu araştırma sırasında dikkatimi çekti. 2019 yılında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu yeterince tanınmayan fakat hepsi kendi döneminde önder olmuş ve hem kendi dönemine hem sonraki nesillere öncü olmuş 20 kadın seçmiş Türkiye'den ee, ve bu 20 kadın arasında Nezihe Muhittin böyle çizilmiş, Türk Kadın Hakları Savunucusu, kadınlar için seçme seçilme hakkını dile getiren ilk aktivist olarak Neziye Muhittin'den söz edilmiş. Bu da yine yine Egeli İş Kadınları Derneği İlham Veren Kadınlar başlığı altında ilk kadın parti kurucusu Neziye Muhittin adıyla ee, İzmir çok sevmiş Nezihe Muhittin'i. iki ay kadar kalıyor. Ne kadar kaldığını tam tespit edemeseler de yapılan araştırmada iki ay kadar kaldığından söz ediliyor ve e, orada bir parkta Nezihe Muhittin anıtı da e, İzmir'de yapılmış diye ve en son 2020'de yine başka bir üniversitede tarih konuşmalarında Nezihe Muhittin ve Türk Kadın Birliği'nin e, anlatıldığını görüyoruz. Bu da e, yapılan büyük çalışmanın ve kadın hakları üzerinde bu kadar büyük bir emeği vermiş bir kadının, karanlığa gerçekten gömmenin mümkün olmadığını gösteriyor bize. Ve son olarak asıl paylaşmak istediğim şey, Nezihe Muhittin'in ihraç edildiği Türk Kadınlar Birliği, eşitlik mücadelesinde 97. yıl başlığı altında, biraz önce benim size Nezihe Muhittin'in sözleri olarak okuduğum diyor ki, İlk Genel Başkan Lezyer Muhittin'in aşağıdaki sözleri bu amacı, bu mücadeleyi en iyi şekilde özetlemektedir. Biz Türk kadınları toplumsal ve siyasal yaşamda hak ettiğimiz yeri almalıyız. Önce Türk kadınlarını bilinçlendirmeli ve eğitmeliyiz. Onlara daha fazla şey istemelerini ve bunlara nasıl ulaşacaklarını anlatmalıyız. Amacımız Türkiye'de kadın ve erkeğin ...toplumsal, ekonomik ve siyasal eşitliğidir, diyor. Böylece e, hiçbir çabanın e, yok olmadığını ve o gösterilen çabaların bir gün birileri tarafından bulunup ortaya konulacağının en güzel örneğini ben Nezihe Muhittin'de gördüğümüzü düşünüyorum. E, çok garip bir şekilde bu kadar çok e, bir arada kalınca e, görüyormuşsunuz ve gördüğünüz insanları sevdiğiniz gibi seviyor gibi oluyorsunuz birini araştırınca bu tarz araştırmalar yapanlar bunu daha iyi bilirler bir süre sonra Nezihe Muhittin'le konuşmaya başlayabilirim diye düşünüyorum kendi kendimeyken e, ama onun çabasının e, bugün bizim konumuz olması ve bu konunun e, ne kadar herkes için tanınan bir e, nitelik taşıması ve benimle birlikte siz de takip ederken şunu fark ettiğinize inanıyorum. Üzülerek fark ettiğinizi düşünüyorum. Bazı şeylerin 1930'lardan beri aslında çok da değiştiremediğimizi kadınlar adına birçok değişikliğe rağmen ulaşamadığımız alan yerlerde hala Nezihe Muhittin'in ee, üzüntü duyduğu şartların devam ettiğini eğer inkar edebilir miyiz ya da öyle soralım sorayım inkar edebilir miyiz böyle bir eee işte anlatmış bunların hepsi nerede kaldı? 30'larda kaldı diyebiliyorsak Nezihe Muhittin'in savaşında yalnız kalmadığını söyleyebilirdik. Yalnız kalmış. 1942'de tekrar kuruluyor Türk Kadınlar Birliği. O 42'de kurulduğunda ilk genel başkan olarak yine ondan söz ediyorlar. Tabii farklı kişiler var, şeyler var. Ama burada ee, çok ciddi bir şey var hiç vazgeçmiyor ve kadınların görevinin sadece yardım yapmak olmadığını sosyal hayatın içinde bir fiil hangi mesleği icra ediyorsa onu en güçlü şekilde en etkili şekilde toplumda sesini en çok duyurabilecek şekilde belki en eee takdir alabilecek şekilde yaparak kendini e, topluma kabul ettirmesi gerektiğini düşünüyor. Çünkü o dönemde ancak kadınların çok iyi anladığınızı düşünüyorum. E, parası olsun bir yardım derneğinde işte e, çocuklarla ilgilensin, dullarla ilgilensin ama memleket işlerine karışmasın. Bu bu ta, bunun bu tavrın karşısında durduğu için bir şekilde gezeddini e, özel ve e, burada sizinle paylaşmadığım bazı düşünceleri de var diyor ki kadınlar kadınların başarısını ne yazık ki diyor takdir etmiyorlar. Beğenseler de söylemiyorlar diyor. Böyle yani e, kadın dernekleri üzerine eleştirileri olduğu gibi, Kadınların birbirlerini desteklememeleri üzerine, birlik olmamaları üzerine de eleştirileri var. Yani o toplantıdan sonra iki kadının kalkıp gidip şikayet etmesine başka neye yormak lazım? Hatta size oradan küçük bir özel bir şey söyleyeyim. Şikayet eden hanımlardan birisi şöyle tanıtıyor kendini. Ben diyor iki çocuğumu büyüttüm ondan sonra derneğe katıldım. Halbuki siz gördünüz derneği kurarken elinde küçük çocuğuyla koşturuyor. Çünkü ona bir gelecek kuruyor. Neziye Muhittin. Ona bir gelecek kuruyor. Böyle bakmak lazım belki. O yüzden bu mücadelenin e, bizim adımıza, kadınlar adına ve orada erkekler adına feminist erkekler var. Bilmiyorum sizin tanıdığınız kaç feminist erkek var ama benim e, dernek ki, gerçi birisinden çok emin değilim. Sanki o ajan gibi girmiş görünüyor ama diğerinin hatta feminist erkekleri 2027 e, 2027'de diyorlar şey 1929'da diyorlar ki ya biz hani giremiyoruz kadınlar. Feminist erkekleri sokalım bizim savunmamız onlar yapsınlar diyorlar. Orada bir e, şey var e, Kenan Bey var bıyıklarını falan kesiyor adam hazırlanıyor fakat o kadar çok alay ediliyor, o kadar çok toplumda rencide ediliyor ki adam geri çekilmek zorunda kalıyor. Geri çekilmek zorunda kalıyor. Verdiği desteği kadınlara bu şekilde geri çekilmek zorunda kalıyor. Ee, bütün bunlar bizim e, Nezihe Muhittin özelinde ama sanıyorum Türk kadın tarihi genelinde hep rastladığımız şeyler. hep rast... Hocam... Bir şey ekleyebilir miyim? Aslında Neziye Muhittin sadece Türk tarihine değil yani Osmanlı tarihine, dünya tarihinde de o dönemde kadının adı yok. Yani aslında çok fazla dönemini aşan e, hayaller, o dönem için o istediği şeyleri, talep ettiği şeyleri hayal etmesi bile mümkün değil. Yani benim şu dönemde şeyi hayal etmem gibi, ışınlanmayı hayal ediyorum gibi bir şey. Kadının adı yokken o seçme ve seçilme hakkından bahsediyor. Ondan 10 sene önce, 20 sene önce Harvard Üniversitesi'nde Mary Walkins'e mesela doktora derecesi alabilecekken bütün yeterlilikleri sağlamasına rağmen sadece kadın olduğu için doktora derecesi verilmiyor. Ama 20 sene sonra Nezihe Muhittin diyor ki ben seçeceğim ve seçileceğim. Çok dönemi aşan hayaller değil mi? Talepler değil mi aslında? Öyle ama bunda şey çok etkili. Ne yazık ki beni yakından tanıyanlar dille ilgili sorunumu biliyorlar. <laughs> Dil bilmesi çok önemli. Dünya ile bir bağ kuruyor. Düşünsenize 20'li yaşlarında oturuyor, Almanların şeyini inceliyor. Ee, işte müfredatını inceliyor. Diyor ki buradaki yabancı kızlara diyor benim ülkemde daha güzel eğitim veriliyor. Niye verilsin diyor. Şimdi ben burada bir öz eleştiri yapacağım. Biz çocuğumuz iyi eğitim alsın diye bulduğumuz ilk özel okula gönderiyoruz. Nezihe Muhittin oturuyor. Diyor ki buradaki diyor özel okullarda diyor yabancı özel okullarda yabancı kızlar diyor iyi eğitim alıyorlar bizimkiler de alsın diyor. Çok o konuda çok mücadeleci çok farklı bir yanı var zaten. Hatta dergi İngiltere'de de e, şey yapmış hı, ses getiriyor. İngiliz bir yazar var dergiye yazılar gönderiyor. Ve diyor ki sizin yazılarınızı da biz yayınlayalım. Kadın Yolu Dergisi. Kadın Yolu Dergisi sadece Avrupa'dan bir takım e, hani yazıların öyledir ya işte Avrupa'da şöyledir diye bir köşe yazısı çıkar. Böyle bir e, dergi değil. Onlar e, son derece değer veriyorlar. Nezihe Muhittin'in görüşlerine filan da. Ve oraya da buradan şeyler gitmesini istiyorlar. Hatta e, şey oluyor. M, bir... Ee, Avrupa kadın e, de, e, toplantısı oluyor. Buradan gitmeyi çok istiyorlar. Fakat izin çıkmıyor. İzin çıkmayınca gidemiyorlar ve e, Neziye Muhittin olsun diyor. Yani e, şey gidemedik ama daha sonra çok acıdır ki daha sonra e, bu toplantı Türkiye'de yapılıyor. Ama Neziye Muhittin ihraç edilmiştir. Oraya çıkacak durumda değildir. Bazı şeyler gerçekten hani üzüntü verici. Böyle o şeyin hani öyle bir e, dolu dolu bir hayatı var ki. Bu anlattıklarım e, ve düşünceleri çok geniş düşünceleri var kadınlar üzerine de. Mesela e, şey çok ilginç. E, partinin kurulmasına izin verilmediği ve hemen hemen 8 aya yakın hiç cevap verilmediği halde Ankara'da. Derneği kurup devam ederlerken filan. Dergideki Kadın Yolu dergisindeki bütün yazılarda Mustafa Kemal ve Devrimler tamamen büyük bir coşku ve sevinçle alkışlanır. Hiçbir kırgınlık, hiçbir şey yok onlarda. Hiçbir e, olumsuzluk yok. Çünkü e, aslında araştırıldığında mutlaka o da farkındaydı meclisin iç yapısının. Bu konuyla ilgili geçidi verecek bir nitelikte olmadığını bilecek kadar siyaseti iyi okuyan bir kadın olduğunu düşünüyorum Çok e, ve e, sürekli kadınların eğer şey diye girerseniz e, tavsiye ederim e, ilgisini çekenler varsa ben mesela daha önceden bu konuda araştırma yapmadan şeyleri okumuştum. Gazete afişlerini falan görmüştüm işte kadın haklarının verilmesiyle ilgili gazete. Fakat e, kadınların seçme ve seçilme hakları ile ilgili yapılmış karikatürler diye girdiğinizde e, kadınların nasıl bu konuda alaya alındığını, nasıl küçümsendiğini göreceksiniz. Mesela işte kürsüye çıkmış bir kadın diyor ki beni seçin e, size şey vereceğim diyor. E, i̇şte ipeğin diyor vergisini düşüreceğim diyor. İşte biri insanlar söz istiyorlar. Kürsüde söz verecek başkan kadın koymuşlar. Dur diyor rujumu süreyim de diyor öyle söz vereceğim filan diyor. Yani e, şey de kadının siyasete girdiği takdirde ne yapabileceği konusunda sanki hiç fikri yokmuş gibi davranmışlar demeyeceğim. Tamamen cinsiyetçi bir tavırla saldırılmış ve Nezihe Muhittin'in bundan sürekli kendisi için bir çıkar sağlamaya çalıştığı Cumhuriyet Gazetesi'nin tüm karikatürlere hatta verdiği demeçlerin bile Nezihe Muhittin diyor ki e içki çok kötü bir şey Alkolden uzak durmak lazım. Böyle mak makaleleri var. Böyle güzel yazmış etmiş toplumsal. Daha sonra da bundan ilgili diyor ki biz birlikte konuşuyoruz. Özellikle ahlakla ilgili şeylerde filan polis merkezlerinde kadınların da olmasının iyi olacağını düşünüyoruz diyor. Çünkü fuhuştan filan da söz ediyor. Ee, o böyle söylüyor. Gazeteye yansıması şu. Diyorlar ki ee, ...şey olamadılar, mebus olamadılar, bari polis olalım dediler. Kadınlar Birliği azaları içinde polis olmak isteyen çoktur. Sözlerinin çarpıtılarak basında yayınlanması... ...fakat Nezihe aslında son derece akıllı, öngörülü, sezgili... ...ama çok inatçı. Belki o inatçılık onu... ...yani Mustafa Kemal'in itiyatla adım adım götürdüğü yere... O koşarak gitmeye çalışıyor. Belki aradaki fark bu şey açısından. Ee, diyor, diyor ki hiç sözlerimi çarpıtmayın. Türk Kadınlar Birliği'nin tek hedefi vardır. Siyasi haklarını elde etmek. Hiç. Hocam <laughs> biraz soru alalım mı şimdi? Alalım. Var mı? Sizi biliyorum çok okudunuz. Anlatacaklarınız bitmez. Belki misafirlerimizin soruları vardır. <laughs> evet. Hüzen ee, Hocam, bir... ben söz alabilir miyim acaba? Tabii buyurun hocam. Öncelikle Şenur öğretmenime çok teşekkür ediyorum. Çok güzel notlar aldım. Nezihe Muhittin ismini elbette ki daha önce duymuştum ancak kendisiyle ilgili bu kadar detaylı bilgiye sahip değildim. Ve hocam bu son paylaştığınız görseli görmeden çok önce defterime not almışım. Atatürk'ün Nezihe Muhittin'le ilişkisi nedir? Dikkatini çekmemiş mi? Yani mümkün değil dikkatini çekmemesi. Ee, mesela demişim Latife Hanım'ın dikkatini çekmemiş mi? Çünkü o da bu konularla ilgili ve e, yanlış hatırlamıyorsam Ankara'da bununla ilgili e, yoğun bir çalışma içerisinde hatta Serter'le, Sabiha Serter'le e, iletişim halinde gerçi onun da bir projesi Atatürk tarafından e, Latife Hanım tarafından reddediliyor ve e, hayal kırıklığına uğruyor. E, bildiğim kadarıyla ancak sonuçta serterlerle yine bir ilişki içerisindeler. E, yani bir baktım ki son paylaştığımız yazıda bu insanların hayatları bir noktada kesişmiş. E, i̇lk önce dağıtmadan konuyu Atatürk'le e, bir araya gelme fırsatları bu kadar donanımlı, bu kadar çağının ötesinde bir insanın e, bir araya gelmemesi gelememesinin mümkün olmayacağını düşünüyorum ben. Hiç yani böyle cevabı, bir iletişim haline geçmemişler mi? Hocam'dan. Evet. İpek hocam, cevabı alalım mı Şenir Hocam'dan? Alalım öğretmenim Dur, alalım. Herhalde. Şimdi, şimdi şöyle söyleyeyim. O sözünü ettiğin tezlerin hepsini indirdim. Böyle bir temel şeylerini gözden geçirdim. Bulabildiğim hemen hemen bütün makaleleri okudum. Birçok açıdan dergiyle için yazılanları, şeyleri, hepsini. Atatürk'le hiç doğrudan ikisinin e, sözlü, yazılı Karşı karşıya gelmiş, hiçbir alışverişleri yok. Hiç yok. Şöyle bir şey var, 1900 bu Şeyh Said isyanı. Tam bu olaylar sırasında, Neziye Muhittin'in başına gelenler sırasında da patlayan bir isyan. Çok meşgul etmiş. Meşgulü, meclisi de çok meşgul etmiş Mustafa Kemal'i de. Ben zaten meclisin içinde Meziye Muhittin'le ilgilenecek birkaç kişinin dışında o dönemin meclis kayıtlarında da okudum. Hatta bu arada Nezihe Muhittin'e solcu bakış açısıyla inceleyen yazıları, irticacı bakış açısıyla inceleyen yazıları hepsini okudum. Hepsinde tek şey var. Kadın müthiş bir mücadeleci. Yani herkes aynı şeyi anlatıyor ve herkes aynı şekilde dönemin siyasi bakımdan son derece karışık olmasının e, ve şöyle bir şey var, o meclisin şeylerini e, tutanaklarında okuduğum şeylerden yola çıkarak söyleyeceğim. İki grup var mecliste o dönemde. Grubun biri tamamen tutucu bir grup. Diğeri Mustafa Kemal'le birlikte hareket eden. E, ama içinde muhafazakar kişilerin de bulunduğu bir grup. Bu tür konularda iki grubun birlikte hareket ettiği biliniyor. Yani 1924 Medeni Kanun'un çıkışı çıkması sırasında e, herkesin rengi belli oluyor. Yani o dört eşten vazgeçmemek için kendini yerden yere atan milletvekilleri, şimdi burada isim vermeyelim, hani insanlar ölmüş falan demiyorum. Bu arada benim bir görüşüm vardır. Hepimiz öleceğimizi biliyoruz. Benim arkamdan ölünce istediğiniz gibi konuşabilirsiniz. Hiç sakıncası yok. Ben bu bilinçle yaşamaya gayret ediyorum. Elbette ki herkes gibi hatam var. Ama atış serbest. Ben baştan söylüyorum hakkım helal olsun. Arkamdan da konuşursanız, ölünce de konuşursanız. Hani herkes yaptığından sorumlu ama o beyefendiler diyelim. Hadi biz yine, bizi de kalsın. Yani çok ciddi direnişler göstermişler. Dolayısıyla e, tek stratejist mutlaka ki Neziha Muhittin değil. Ondan daha büyük bir stratejist tanıyoruz biz. Siyasi, sosyal, ekonomik. O da Mustafa Kemal. Muhtemelen e, yollarının bir şekilde hani doğrudan kesişmemesi Mustafa Kemal'in ondan haberdar olmadığı anlamına gelmez. Ama benim anladığım dernekteki o kadınlarla valiliğin kişisel husumeti de söz konusu. Bazı kaynaklarda valiyle Neziha Hanım'ın daha önceden olumsuz bir şeyler yaşadığı ve o olumsuzluklardan e, kaynaklanan bir husumet olduğu. Yani bunun tabii peşine düşüp o dönemin gazetelerini araştırmış değilim. Ama böyle bir e, bilgi olduğunu gördüm. Ama e, tabii şey de e, Nezihe Muhittin'le ilgili okuduğum birçok yazıda o kadar çok yanlış gördüm ki temel akış, hayatın akışı anlamında e, okuduğumuz her şeye inanmamamız gerektiğini bir kez daha anladım. Ve e, ben bunu sunum olarak yaptığımda şey demiştim. Herkesin bir Nezihe Muhittin'i var. E, Facebook'ta mesela bir grup var. Diyor ki Atatürk diyor cinsel bölücülük olan diyor yasaklamıştır. Nezihe Muhittin ve arkadaşlarını da diyor işte o yüzden böyle yapmıştır diyor. Mesela bugün 2020 şeyi bu biliyor musunuz? E, Gönderisi. Yani girdiğiniz zaman bir girin Akta Sen diye Facebook'ta siniriniz bozulsun istiyorsanız buyurun niye tek benimki bozulsun sizinki de bozulsun girdiğinizde niye yalnız kalıyorum ben çok yalnız araştırdım şimdi şimdi umuyorum siz kadın olmanın günahını izleyeceksiniz e, Twitter sayfasına gireceksiniz e, öyle ummak istiyorum şimdi ben e, bunu hak ediyor çünkü gerçekten Nezih'im. benim benim yaptığım şeyle ilgili değil bu isteklerim ve dileklerim. Onunla ilgili bir şey ve e, ve bazı şeyler okumaya kalktığınızda şaşıracaksınız ama böyle dememişti dienli öğretmen diyeceksiniz ya da yerine göre e, emin olun size aktardıklarım tamamen doğruluğunu belgelerin ortaya koydukları Bunun dışında olanları zaten ne şey olarak slayt olarak ne de anlatım olarak sizinle paylaşmadım yoksa söylenecek birçok şey var. Herkesin bir Nezihe Muhittin'i var ama gerçek Nezihe Muhittin gerçekten hepimizin ilham alabileceği hayatımızı bir şeye adamışsak o adadığımız şeyin peşinden gitmenin bizi nasıl özgürleştireceği, güzelleştireceği ve geleceğe bir şeyler katacağı anlamında büyük bir model Nezihe Muhittin. Benim için öyle. Büyük bir model bu anlamda. Bana cesaret verdi, öyle söyleyeyim. Bana cesaret verdi yaptığım her şeyde onun bu şeyini görmek, eğilmezliğini görmek, bükülmezliğini görmek. Ve e, insanlar onu akıl hastanesinde öldürmeye de çok meraklı. Ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Onu mağdur gösterenler de akıl hastanesinde ölsün istiyorlar. Çok ilginç. Onun yaptıklarını kadınların eşit haklara sahip olmasını asla kabul edemeyecek bir e, düşünceyle yaşayan insanlar diyelim. Onlar da akıl hastanesinde ölmüş olmasını istiyorlar. Çok ilginç geldi bana çalışmam sırasında bu. Yani intikam almak isteyenler de vah vah kadının kıymeti bilinmemiş demek isteyenler de akıl hastanesinde ölsün istiyorlar. Ço bu da mesela bizimle ilgili çok şey anlattı her araştırdığımız insanın bize bizimle ilgili içinde yaşadığımız toplumla ilgili kendi korkularımızla ilgili kendi emeğimizle ilgili birçok şey anlatması ne kadar güzel değil mi ben öyle düşünüyorum muhteşem bir şey hocam harika bir sunumdu bu akşam eminim e, bu akşam bu sunumu dinleyen birçok kişi Nezihe Muhittin'le ilgili, kadın hakları ile ilgili, bizim hala e, bazı şeylerin mücadelesinde olmamızla ya da o mücadeleyi ne kadar yapabildiğimizle ilgili birçok şeyi sorgulayacağız zannedersen bu akşam başımızı yasta koyduğunda. Eğer böyle olursa herhalde bu sunum amacına ulaşmış mı olacak Şenur Hocam? Ee, Nezihe Muhittin'in verdiği mücadele amacına ulaşmış olacak. Nezihe Muhittin'in verdiği mücadele amacına ulaşmış olacak. Benim tek gayem onun karanlıklar içinde kalan sesini, düşüncelerini, e, onu tanıma şansı daha belki geleceğe atılmış insanlara bir an evvel efendim tanık etmekten ibaretti. O kadar. Benim için de çok büyük bir... Ee, zevkte sizinle birlikte olmak çok keyifliydi. Ee, i̇yi ki varsın.